Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün hatırlıyorsunuz, faizin haram olduğu, ribanın haram olduğunu beyan eden ayetleri okumuş idik. Hadis-i Şerif okumuş bu konuda. Allah hepimizi muhafaza etsin. İnşallah Türkiye'yi bu beladan kurtarsın. Çünkü bazı yerlerde, bazı şeylerde mesela insan kendisi istemediği halde yine başına gelen şeyler olur. Mesela elektrik faturasını yatıramasan hemen üstüne bindiriyorlar. Suyu yatıramasan bindiriyorlar. Bunlar hep tehlikeli şeyler. İnşallah devletimizin mümla bu beladan kurtarsın inşallah. Evet, şimdi bugünkü derste de riyanın haram olduğunu beyan eden ayetler var hadis-i şerifler. Gösteriş. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bu da değişik bir hastalık. Bundan da Mevlam korusun bizi inşallah. Tabii herkes kime sorsa kimse demiyor ben riya için yapayım demiyor ama ya o konuşmalar, ifadeler, hareketler tehlikeli. Mevlam muhafaza etsin. Evet, riyanın gösterişin haram olduğunu beyan eden ayet-i kerimeler. Vâd-ı şerifler. Vâd-ı Allah-u Teala, Allah-u Teala buyuruyor ki, Mevlamız, ve mâ ümirû, ben size emretmiyorum, illâ ancak li'abudullah. Allah'a ibadet edin. Muhlisîne lehuddîn. Dinde şıksız. Gösteriş olmadan, riya olmadan, hiçbir katışık olmadan, desinler olmadan, yaptığın hareketi sadece ve sadece Allah için yapmak. Allah'ın hakkıyla başarmaya nasılsınız? Konuşuyorsun, ya ne konuştu be, desinler. Ne yaptın mı, gümledi, şirk koydu oraya. Bir hareket yapıyorsun, işte bir iyilikte bulunacaksın, desinler ki, dedim mi, tehlikeye düştün. Ortaya şık koştun. Veya buna benzer inanın insan kendi evladına ve yaptığı iyiliklerde buna dikkat edecek. Ailesine, hakeza sadece ve sadece yaptın Allah için yapacaksın. Yani. Ne kadar kolay söyleniyor. Allah'ım o kadar da kolay işlemeyi nasip etsin. Çok kolay söylenir ama çok kolay işlenmez. İlla araya riya giriyor. Kalbe giriyor. Bir dakikada ne yaptım işte? Ya ne namaz kılıyorsun filan demiş adama. Adam dönmüş hem de oruçluyum ha demiş. Allah hepimizi muhafaza etsin. O yüzden bu riyadan kurtulmak, gösterişten kurtulmak işi zor kurtulmuşlar. Öğlen kayırsınız inşallah. Öyle buyuruyor Mevla Teala. İbadetleri yapın ama dinde nasıl ihlaslı, katışıksız. Bunu da anlatırken şöyle anlatılıyor. Ayet-i Kerime'de Mevla nasıl olacak? Şöyle olacak. Sütü çıkartıyorum diyor Hazreti Allah. Ne yapıyorum? Sütü. Nereden? Kan ve pisliğin arasından diyor Hazreti Allah çıkartıyorum. Kan ve İşte insan diyor, nefsinin ve şeytanın o ikisinin arasından ibadeti çıkartacak, katışıksız ama. Şimdi o kan ve pislikten biraz süte karışsa ne olur? İnsan diyor, nefsiyle şeytan arasında öyle bir ibadet çıkartacak ki, işte onlarla hiçbir karışmamış olacak. Bak birazcık pislik karışsa o süt bir daha içilmez. Ben de görsen zaten gülmedi. Birazcık o pislikle veya kandan bulaşmış olan sütü içemiyorsan o zaman o ibadetler nasıl olacak yani? Allah'ım hepimizi kurtarsın inşallah. Açık söylüyorum. Bu çok tehlikeli bir durum.
yaygara yapmayı seviyor millet. Hepimiz için geçerli. Öğlen kayırsınız inşallah. 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 Riyaya değil de teşvike giriyordur inşallah. İnşallah. Bu zamanda biraz şundan ihtiyaç var diye söylüyor, biz de söylemeye çalışıyoruz. Talebeler, avcılara söylüyor, açık söyleyeyim. Çünkü insanlar ibadete hep de unutmuş. Hep de unuttuğu için biraz yapın da, yani görsün millet, tamam söyleyin hatta, niye? Teşvik olsun diye. Yoksa öbür türlü söyleme artık insanlar hep de ne yaptı? Melami oldu. Melami demek yani melekler de görmüyor artık. O ne demek? Yani çarpmıyor demek. Allah hepimizi muhafaza etsin. İnşallah ama gösterişten de riyadan da hepimizi kurtarsın inşallah. Evet. Tabii şunu da bilmek lazım ama şimdi herkes ben sevmem filan der ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tarifi var gösterişlerle alakalı. Hiç kimse kendini kandırmasın. Karanlık bir gece İmam-ı Rabbani Hazretleri tarif ediyor. Karanlık bir gecede diyor, son derece dalgalı bir denizin diyor, kayanın üstünde diyor, yürüyen karıncanın ayak sesinden daha gizlidir diyor. Riya insanda gösteriş, benlik sevgisi, karanlık bir gecede, rüzgarlı bir havada, kayanın üstünde, o dalgaların içinde, kayanın üstünde yürüyen karıncanın bir ayak sesi. Yani insan içlerine, derinliklerine böyle benliğine öyle işlemiştir yani. Ama sorsan kimse, ya ben riya için yapmam der. İfade içinde riya için yapmam derken bile o ifade bile riyadır yani. Mevla'yı bizi muhafaza etsin. İnşallah yapmayacağız. İnşallah. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki La tubdilu sadakatikum. Sadakalarınızı boşa çıkartmayın. Neyle? Bilmenni ve leda. Eziyetlerle ve başa kalmak. Kalkmak. Kim gibi? Kellezî yunfiku mâlehu riyâ'n-nâs. Malını gösteriş için verenler gibi, malını gösteriş için verenler gibi, tekrar ediyorum, malını gösteriş için verenler gibi. Onlar çünkü demek ki ne yapıyorlar? Sadakalarını boşa çıkartıyorlar. Desinler diye bir şey yapıyorsan, bil ki onu ne yapıyorsun sen? Boşa çıkart. Ahirette bunun payı var mı? Var. Ne? Dediler. Sevap değil de ne? Dediler işte. Dediler ki bu adam cömert adam. Yani işte dediler, aldı mükafatı. Yoksa sevap olarak bir şey yok. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Bundan yırtan zaten işi yırtar. Ben size söyleyeyim. Bir adam bundan yırtıyor mu? Bu adam her şeyden yırtar. Çok 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 gizli, çok derinliklerinde yatan bir iş bu yani. Mevlam hepimizi kayırsın. Amin. Ancak Allah'a sığınmak lazım. Burada insan Allah'a sığınmalı yani. Yoksa zor. Bilmen ne öyle der diyor. Başa kalkmak, o da yok, başa kalkmak. Eziyet de yok. Mevla bizi kayırsın. Şimdi bu eziyetle başa kalkmakla alakalı bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Bu çok önemli çünkü bana göre. İnsan yaptığı kime yaparsan yap. İstersen evladına yap. İstersen hanımına. İstersen en yakınına. Kime ne iyilikte bulunuyorsan sadece ve sadece Allah için olacak. Yoksa hanımına şu ifade kullanıyorsan, ben sana şunu aldım diyorsan, bil ki sen başa kalmıyorsun. Oysa onu kim için yapmıştır? Allah için yapmıştır. Niye konuşuyorsun? Ya bizim bu işte çok sıkıntımız var. Hiç kusura bakmasın kimseye. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani şu başa kalkma içinde ama evladımıza karşı, ama ailemize karşı, ama etraftaki insanlara karşı yaptın, ben bu işi yaptım. Niye yaptın bu işi? Allah için yaptın. O zaman niye konuşuyorsun bu işi? Allah için yaptıysan iş bitmiştir. Bunu konuştun mu Allah için niye gidiyor çünkü yani. Başaracağız inşallah. İnşallah. Çok zor ama. Ben size söyleyeyim. Bir kimse kusura bakmasın. Hemen başlar. Kızım işte ben sana şöyle söyleyeyim. Oğlum ben sana böyle evet. Ya niye yaptın baba sen? Niye yaptın? Başıma kalkmak için mi yaptın? Yok. Niye konuşuyorsun o zaman? Ya işte sen benim kıymetim. Ya sen zaten kıymetin bilinçliğine yapmamışsın ki. Onu Allah için yapmışsın hani. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. İncele bak göreceksin, yakalanırsın. İlla bir yerde yakalanırsın.
Bu acayip bir hastalık çünkü. Herkes ister ki ne yapsın? İşte kıymetin bilinsin filan yapalım, bulsun filan. Kıymetin bilinsin diye iyilik yapma durumu yok. Ya yani ben bir iyilik yapacağım, kıymetim öyle bir şey yok. Sadece ve sadece bu kulesiyle lehuddin cazıda Allah. İhlaslı, katışıksız, katışıksız Allah için yapmak. Allah başarmayı nasip etsin. Zor. Ben size söyleyeyim. Allah'a sığınmak lazım. Gerçekten. Bizim de istiğfarımızın Hasan-ı Basra'sı buyuruyor. Bizim de istiğfarımıza bir istiğfar daha lazım diyor. Yani özür diliyorsun Allah'tan, ona bir tane daha lazım diyor. Ne özür dilemeye lazım ha? Niye illa oraya bir şey yapıyor? Ne özür diledim beden adam? Oraya ben rüya girdi, gösteriş girdi oraya. Tak. Mevlam kayırsın. Tamam. İnşallah başaracağız. İnşallah. Ama zor işimiz zor. Öyle buyuruyor Mevla. La tutuyor sadaka tükkü bilmen ne öyle de. Başa kalkarak, eziyet ederek. O da çok tehlikeli. Yaptığın bir işi eğer kim olursa olsun başa kalkıyorsan o ameller boşa gidiyor diyor Mevla Teala. Bu oğlun da olsa aynı. Hanımın da olsa aynı. Komşuların da olsa aynı. Sadece yaptığın işi Allah için yapacaksın. Sizi tarif ediyor maşallah. Sesini çıkıyor. Ne gibi diyor Mevla kelle diyor. Kimse günün fuku meali o yani. Gösteriş insanlar görsün diye yapıyor. İnfak ediyor. İşte falanca ne yaptı? İşte şu kadar kıyak yaptı. İyilikte bulundu. Yaz. Söyle bildir. Bağır çağır. Falanca var ya büyük bir yardım etti. O da hiç havaya girmez zaten. Estağfurullah. Estağfurullah içinde yatan da büyük riya. Mevlam kayırsın bizi inşallah. İnşallah dikkat edeceğiz. Allah'ın bizi kayırsın. Bu ihlasla amel etmek gerçekten zor. Bak Mevlamız diyor. Pisliğin yani pisliğin ve kanın arasından diyor şıkır şıkır size sütler çıkarttım diyor Allah. Nasıl? İnsan nefsin ve şeytanın arasından öyle ibadetler çıkartacak ki hiçbir tane ondan karışık olmayacak. İnşallah başaracağız. İnşallah. Hayır Allah-u Teala yine Mevlamız buyuruyor ki yura ünennâs. O münafıkların özelliği diyor. Mevla bizi kayırsın. İnsanlar görsün diye yaparlar diyor. Gösteriş için yaparlar. Desinler diye yaparlar. Yaptığı iyilik konuşulsun için yaparlar. Bunda sadece teşvik var ama. Ne var? Yani teşvik var. Allah için yapacaksın ama insanlar böyle bir ameli bilmediğinden dolayı, böyle bir ibadeti bilmediğinden dolayı orada o insanlar o işi ne yapsın? Öğrensin diye ne yapabilirsin? Gerçekten teşvik amaçlı yapabilirsin. İnsanlar görsün diye. Ama yoksa insanlar desin diye yapıyorsan o amel. Çünkü bazı ameller vardır ki onlar artık unutuluyor. Unutulan bu sefer insanlar arasında da ne yapıyor? Kalkıyor. İşte o amellerin ortaya çıkması için ne yapabilirsin? Teşvik niyetiyle insanlara ne yapabilirsin? Bilgi. İnsanların bilgisi olsun şey yapabilirsin. Ama desinler diye yapıyorsan o gümledi. Allah hepimizi muhafaza etsin. Öyle böyle mevlerlerle. Yura'u'l-en-nâs. Gösteriş için yaparlar. Münafıkların özelliği. İnnel münafıkın yukâdi'ûn Allah ve yukâdi'ûn de sayıyor mu münafıklarına? İdâ kâbû yâs-salâk. Münafık namaz kılar mı? Kılar. Allah buyuruyor. Namaza kalkarlar diyor. Ama kâbû küsâlâ yuvâ önlenmez. Tembel tembel kalkarlar. Şimdi burada nereden geldi bu namaz? Ya şunu da bir geçiş değilim falan. Ya bir namazdan zevk için ibadet gerçekten Mevlam'ın huzuruna çıkacağız. Mevlamıza ibadet yapacağız. Mevlamıza teşekkür edeceğiz. Öyle niyetli değil. Ne? Gösteriş. Ne var derler? Şunu şöyle bir atlatalım bakalım. Öyle ayet kurur Allah'a illa galila. Allah'ı da zikretmezler. Azca zikrederler. Dikkat edin. Ne yaparlarmış? Ya Allah'ı da az zikrediyorlarmış ha. Hiç zikri yoksa adamı. Allah hepimizi bağlamaz. Ya münafık zikreder mi? Münafık zikreder. Ama ne kadar? Az.
Öyle bize çokça inşallah. Üzkürullah. Ya eyyühellezine amenü ve ibadetler. Üzkürullah zikran kethira. Allah'a çokça zikredin diyor Mevla Teala. Çokça zikredin. Allah'a çokça zikredin. Ve sebbihuhu bükreten ve asıya. Akşam sabah. Akşam sabah diyor Mevla Teala. Tesbih edin Mevla Teala'ya. Akşam sabah. Akşam sabah normalde bize devamlı demektir yani o. Bu işi akşam sabah yapar demek, yani devamlı yapar demektir yani. Allah'ım daimi zikir hepimiz nasıl İnşallah. İnşallah. Evet. Mevla Teala hepimize başarılar nasıl etsin. Gösterişten uzak, rüyadan uzak ibadetler yapabilmemize ikram etsin. Amin. Ama hastalıklar var arkadaşlar. O hastalıklar kurtulmadan olmaz. İnsan yaptığı, kadına yaptığı ibadet, yaptığı iyiliklerde bile, çocuğuna yaptığı iyiliklerde de bile konuşma hakkı yok. Çocuğun için hiçbir şey yapmak yok ki ya. Ben çocuğum için yaptım, böyle bir şey yok. Ne var? Allah için yaptım bunu. Allah için yaptıysan da başa kalkma durumu var mı? O da. Sen bu hareketi ne yapmışsın? Allah için yaptın. O zaman tamam, Allah için yapmışsın. Kapatıyorsun hemen. Yok, Allah için yaptın mı bu hoca? Ne? Hemen başladı, şirke giriyoruz bak şimdi. Allah için yaptın ama. Ne? Ama çocuğun da kıymetini bilirsin. O zaman sen çocuğun kıymetini bilsin diye yaptın. Mevla hepimizi kayırsın. İnceledin mi illa yakalanırsın. Bu şirk bir acayip bir şey. Riya acayip bir iş. Bu riyada yakalanmayan çok az olur. Yani binlerde bir. Bunlar belki de milyonlarda bir. Yani inanın böyle. Bu riya konusunda milyonlarda bir diyorum yani. İnşallah binlerdedir ama çok zor bir iş. İlla bir yerden yakalanıyor adam ya. Mevla hepimizi kurtarsın inşallah. Hoşlanmadı, razı oldu amellerden bizi muhafaza etsin. Hoşlandı, razı oldu amellerin tamamını eğitim etmemize ikram etsin, ihsan etsin. Mevla hepimizden razı olsun. El-Fatiha.